Merhaba dizseverler. Bugün sizlere güzel bir Amerikan grubunu tanıtacağım. Peterbilt 387 versiyon 2.2. Modun yapımcılarının isimleri aşağıda olacak. 5-6 kişinin emeği geçmiş modda. Yabancılar. Modu daha doğrusu tırı mod bayisini alabilirsiniz. Dedikten sonra. Nasıl yüklendiğini zaten mod gerek yok. Ben bu tırı şu yana şöyle şu şekilde ışık koyması çok hoşuma gitti. Tarafta da var. Lastiklerin, arka lastiklerin üzerinde 3 tane koyabiliyorsunuz. Burada daha koymuştuk. Gözümün önünde değil. Alta koyduk. Ondan normal ışık var. Şu yandakiler çok iyi ışık veriyor. Şuraya baksanıza. Hem bir sizle beraber bir modifiye yapalım. Özelleştir. Sırınızı bir tane kabin seçeneği var. Şasi seçeneği 3 tane var ama herhangi bir değişiklik yapmıyor. Sadece gördüğünüz o borsine takıldığı var ya. Onun konumu değişiyor. Lastik sayısında vesaire kısa lastik gibi yok. O seçeneği bayağı var. Ben en sondakini kullandım kendi sürdüm. 550 girdik. Burada 600 var. En düşük 400 var. 100 beygirlik var en yüksek seçenek. Size kalmış. Size kalmış. Jet motoru. Siz nasıl bir şekilde buradan isterseniz ben en son. O zaman seçeneği de gene mevcut. Daha fazla ben yine seçtim. Sizi tadırdı. Çalgısız da var bir tane. İki tane. Ama viteslik var. Hayır 18. İç mekan olarak 4 tane seçenek var ama ikisinin farkı mesela sadece şu özelliklerde seçenekten görüntü geliyor. Eşeritten bilmiyorum ama eklemişler. Seçenek açısından var. Olarak renkler çalışıyor yani siz seçtiğiniz istediğiniz rengi verebiliyorsunuz. Geldik işin en güzel tarafı. Ben kentime buradan bir şey eklemedim. Siz istiyorsanız buradan eklersiniz ben. Yana yürüyorum. Vereyim. Biraz boş durma. Eklemişler. Romanya seçeneği var. Bir dakika burada biraz içeriğiyle alakalı. Burada camın kenarındaki siyah şerit var. Onu ekledik. Anjur seçenekleri. Anjur çok. Bunu kullan. Ve bayağı seçenek mevcut. Doğrudan tek tek. Tek aldım. Ben sadece bir görünüm tercih ettim. Oyun zevkinize kalmış. Lastik seçeneği 3 tane lastik seçeneği mevcut. Kendi ekstradan gitti ve burada yine 3-4 tane de jant mevcut. Burada seçebilirsiniz. Benim de biraz önce kendi kullandığım da var. Buraya tek şu ben bunu kullandım burada.
Nerede ne iş yaradığını pek bilmiyorum ama ekleniyor. Arka lastiği de seçenekler. Jantı da atmıyor. Önerebilirsiniz. Arkaya, bir de buraya şike. Biraz önce demiştim ya, üçüncü seçeneği anladım. Burada. Buraya da siz ışık ekleyin. Yani bayağı böyle parlak bir şey ortaya çıkabilir siz uğraşırsanız. O yüzden bu türü denemeniz lazım. Çünkü çok göze hoş gelen bir şey ortaya çıkarabilirsiniz. Yani oyun zevkinizi ikiye katlarsanız buradan. Yukarıda gösterebilecek kadar. Görüntü biraz sıkıntılı. Arka arkaya düşüyor da ya, bazen öndeki seçimdeki arkayı seçebiliyorsunuz. Problem değil. İç mekanda ise önü seçtim. Mekan olarak da tasarım güzel. Arkaya git. Açık. Şuraya koyabiliyorsun. Evet, sizde ne mevcut varsa bu. Ya da bir tane ekran. Çeleşir. Sever. Bayrak göster. Şöyle bir tane ben navigatör koydum. Bunu kullanmadım. İşte tasarım da bu şekilde arkadaşlar. Sizin kendi göz zevkinizi kendilebilir. Gayet güzel çeşitli olmuş. Ben beğendim. Işıklandırma seçenekleri vesaire çok iyi. Dediğim gibi yani. Göz zevkinizi kıran bayağı hoş bir şey yok. Çıkarabilirsiniz. Ben aşırıya kaçmadan normalde şu öndeki şeyi de koymamıştım ama oradan iç mekan değişirken yanlışlıkla değiştim. İçeriden dışarıya seçilebildiği için problem oluştu. Normalde bu demirlik yoktu. Önünde 4 tane daha ışık slotu vardı. Oraya ışık koymuştum. Şimdi şöyle göstereyim. Temiz mesafe. Kaliningrad'dan All City. Aynen. Kısa bir mesafe olsun. Çok uzun mesafeye gerek yok. Tır. Gayet iyi. Öne koyduğumuz aynaları göremiyoruz. O kötü olmuş. Burası. İki ayna. Öndeki tam burundaki iki ayna biraz süslük olmuş. Normalde oradaki aynalar çok kullanışlı. Arkayı böyle yanı direkt gösteren bir aynalar oluyor. Ama burada biraz pasif kalmış. Yani süslük koymuş. Burada bir tane kırmızı ışık koymuşum. Orada hata yapmışım. Oo, bakın arkadaki şey bile ledli metli ya. Şunu bırakalım. İyiymiş. Ay. Belki siz oturuş pozisyonu değişmek isterseniz. Fazla bayağı uzak. Ve bir şey daha deneyeyim hemen. Sol ayna görüyorsunuz mu? Direkt kabatıyor onu. Problem. Görüş kısıtlıyor. Eğer ön ayna dediğim gibi burada kendiler çalışsaydı, görüş alanımızda olsaydı bu problemi yaşamayacaktık. Yani tam burunda kendiler önümüzü, yani arkamızı, solumuzu görebilecek. Aynada çok problem olmuyorsa, aynada görüşümüzden dolayı sol ayna problemli. İdare edeceğiz artık bu sürüşte. Bakalım bu sürüş nasıl? Modifiye açısından çok zengin, güzelleştirebilir bir tır. Oo, buradan. Bunun tır olunca ayrı bir tadı oluyor.
Cuéntame toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ah, yeah. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más, ah, yeah. Arkadaşlar, tır zaten ilk videonun başında söylediğim gibi güzel. Duruşu da iyi. Elfini kullanırsanız daha rahat durabiliyorsunuz. Yani kaza riskini olabildiğiniz aza düşürürsünüz. Modifiye seçenekleri çok iyi. Böyle ışıklı mı ışıklı falan. Seviyoruz genelde biliyorsunuz. Güzel şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Renkli renkli şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. O yüzden bu tırı kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Çok güzel mod olmuş. Yapanların eline sağlık. Bu link aşağıda olacak. Tırı denerseniz yorum yapmayı ihmal etmeyin. Abone olursanız sevinirim. Herkese iyi oyunlar, iyi günler dilerim.